Gençler selamlar. Ben SML hocanız, SML hoca. Matematik kanalındasınız. Biraz arka plan değişikliği yaptım arkadaşlar. Sürekli aynı yerde çalıştığımız için, sürekli aynı yerde video çekimi yaptığım için biraz insanın ruhu da daralmıyor değil. Sürekli aynı mekanda aynı dersleri anlatarak. Dolayısıyla biraz mekan değişikliği. Neydi o lafın ismi? Tedbir mekanda ne vardı? Ferahlık vardı, değil mi? Aynen. Biz de bu şekilde odanın içinde sadece masayı yan çevirdim, o kadar. Şimdi arkadaşlar 5. haftamızın ikinci konusundayız. Konuya gelirsek, basit eşitsizlikler arkadaşlar konumuz. Bir önceki videomuzda birinci dereceden denklemleri işledik. Şimdi de basit eşitsizlikleri işleyeceğiz. Sizler hakkında hiç yorum almıyorum. Yorumlarınızı da bekleriz arkadaşlar. En azından hani anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz, memnun musunuz, değil misiniz? Hani el yazısı olduğu için sıkıntı çekebilirsiniz. Acaba el yazıları okunaklı mı, değil mi? Bunlar hakkında geri dönüklerinizi bekliyorum sevgili gençler. Şimdi konumuza başlayalım. Bu konunun isminin sıfatı neden basit? Şimdi öncelikle onu söyleyelim. Arkadaşlar biz bu konuda birinci dereceden ifadelerin eşitsizliklerini kuracağız. Bundan kaynaklı basit diyoruz. Tabii bir de zor eşitsizlikler var mı? Yok. İkinci dereceden eşitsizlikler var. Bunlar da onun gelişmiş versiyonu diyelim. Hani Pikachu ile Raichu gibi. Basit eşitsizlikler sevgili gençler. Birinci dereceden eşitsizlikler de diyebilirsiniz bunlara. Peki bu eşitsizliklerde neyi kullanacağız? Neden hemen denklemlerin hemen sonrasını anlatıyoruz? Çünkü arkadaşlarım denklemlerde bir eşitlik söz konusu ama eşitsizliklerde adı üstünde eşitsizlik, yani eşitlik var, bir de eşitsizlik var. Burada bir şeylere eşit olmayacak. Oluyorsa dahi diyeceğiz ki bundan büyüktür veya küçüktür. Yani zaten eşit olmayan şey matematikte ya büyük olur ya da küçük olur. Ya fazla ya da az olur. Biz bunları göreceğiz. Burada kullanacağımız semboller ise sevgili gençler şu. Buna küçüktür diyoruz. Buna büyüktür diyoruz. Şimdi şunun okunuşa gelecek olursak ağzınıza alışsın, ağzınız alışsın. Buna küçük veya eşittir, buna da büyük veya eşittir diyeceğiz. Küçük eşit, büyük eşit demiyoruz. Tamam? Yani birazcık matematikçi gibi konuşalım. Küçük veya eşittir, büyük veya eşittir diyoruz. Küçük eşit, büyük eşit demiyoruz arkadaşlar. Sembolleriyle kurulan açık önermelere eşitsizlik denir. Eşitsizliği sağlayan reel sayıların kümesini de tabii ki çözüm kümesi diyoruz sevgili gençler. Eşitsizliğin özelliklerine bakacak olursak, mesela x sayısı var. Bu sayı y'den daha küçük bir sayı. Ve y sayısı da sevgili gençler z'den daha küçük. Şimdi o halde şöyle bir şey diyebiliriz. X y'den daha küçükken y de z'den küçükse bu x tabii ki z'den daha küçük olmak zorunda. Dolayısıyla x küçüktür z diyebiliriz. Mesela şöyle düşün. Ali Ahmet'ten daha küçük. Ahmet de Mehmet'ten daha küçük. Doğal olarak Ali Mehmet'ten küçüktür. Değil mi? X y'den küçükken arkadaşlarım ben bu x'e ister pozitif ister negatif hiç fark etmez bir z sayısı eklediğim veya çıkardığım takdirde tabii ki ne olacaktır? Eşitsizliğin yönü falan değişmeden aynı eşitsizlik korunacaktır. Mesela şöyle düşün. Bende 3 tane misket var. Sende 5 tane misket var. Tabii ki benim misketlerimin sayısı senin misketlerinin sayısından daha küçük. Sonra bir arkadaş geldi ve dedi ki İsmail sana 2 tane misket veriyorum. Benim 5 tane misketim olur. İşte senin adından neyse sana da 2 tane misket veriyorum dedi. Senin de 7 tane misketin oldu. Doğal olarak 3-5'ten küçükken 5-7'den hala küçük olmaya devam eder. X, Y'den büyükse yine aynı şekilde ister Z sayısını ekle veya çıkar. Yine eşitsizlik yön değiştirmez. Bu sefer de büyüktür diyeceğiz sevgili gençler. Z sıfırdan büyük olmak üzere x, y'den küçükken ben eşitsizliğin her iki tarafını da z sayısıyla çarparsam bak z pozitifken eşitsizliğin yönü değişmez. Küçüktür olmaya devam eder. Ama z negatifse bu sefer işler tersine döner. Dolayısıyla da büyüktür deriz. Neymiş? Negatifse bir eşitsizlik negatif bir sayıyla çarpılırsa o halde eşitsizlik yön değiştirir diyoruz. Devam. X, y'den daha küçükken x üzeri 2n-1, y üzeri 2n-1. Bak şu 2n-1'lere biz ne demiştik? Bunlar tek sayının gösterimi ve başka konularda da bunlar karşımıza çıkacak demiştik. Bak çıktı burada. 2n-1'ler tek sayı. X, y'den küçükken ben her iki tarafında 2n-1. Kuvvetini aynı tek kuvvetini alırsam eşitsizlik yön değiştirmez.
X y'den küçük, y de sıfırdan küçük. Yani ikisi de negatifken ben bunların çift kuvvetlerini alırsam sevgili gençler. Bak şimdi burada y x'ten büyüktü. Şimdi y üzeri 2 yani x üzeri 2n'den daha küçük olmak zorundadır diyoruz. Örneklerimize bir bakalım. X ve y reel sayı olmak üzere. X eksi 2 ile 4 aralığında ve y de 4x eksi 3 olduğuna göre y'nin değer aralığını bul demiş bize. Şimdi ben y'nin değer aralığını arıyorum ve y'nin de aynı zamanda 4x eksi 3'e eşit olduğunu da biliyorum. Ve neyi biliyorum? X'in değer aralığını. Bana önce 4x'in değer aralığı lazım. Dolayısıyla ben bu eşitsizliği 4 ile bir genişletirim. Yani eksi 8 küçüktür 4x. Bu da küçüktür 16 yapar sevgili gençler. Sonrasında ne lazım? 3 çıkarmamız lazım. Madem ben bundan 3 çıkarıyorum, bundan da 3, bundan da 3 çıkarmam lazım. Eksi 8'den 3 çıkarırsanız eksi 11 küçüktür 4x eksi 3. Bu da küçüktür 16'dan 3 çıkarırsanız 13 kalacaktır. Ve böylelikle 4x eksi 3 y'ye eşitse eğer ben 4x eksi 3 gördüğüm yere y'yi yazarım. Eksi 11 küçüktür y, o da küçüktür 13 derim. Ve işte y'nin değer aralığını bulmuş olurum. Bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Y elemandır. Eksi 11 ve 13 açık aralığı. Neden açık aralık? Çünkü sevgili gençler eşitlik buralarda yok. Eşitlik olmadığı için de bu şekilde yuvarlak parantezle yapıyoruz. Eğer ki bir böyle bir böyle varsa o zaman şunu kullanırdık. Eğer ki bu şekilde ise şunu kullanırdık. Eğer ki iki ucu da kapalıysa o zaman da bunu kullanırdık sevgili gençler. Anlaştık. Devam ediyorum 55. sayfamın sağ üst tarafına. Bir örnek x, y bir tam sayı demiş. Negatiflerde olabilir bunu sakın unutmayalım. X eksi 3 ile 4 aralığında, yarı açık aralığında. Y de eksi 2 ile 5 yarı açık aralığında olduğuna göre. Şimdi bir A şıkkımız var. Önce A şıkkını çözelim. 2x artı 3y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerini bul demiş. Şimdi 2x artı 3y'nin ben eğer maksimumunu bulacaksam arkadaşım x'i de maksimum, y'yi de maksimum seçmek zorundayım. Şimdi biraz düşünelim. X de y tam sayı bak reel sayı falan dememiş. Reel sayı demiş olsaydı eşitsizlik tarzında çözerdik ama tam sayı dediği için uyanıklık yapacağız. Diyeceğiz ki x'in burada maksimum alabileceği tam sayı değeri 3'tür diyeceksin. Ve böylelikle 2 kere 3 diyeceğim artı y'nin de maksimum burada alabileceği değer 5'tir diyeceksin eşitlik olduğu için. Dolayısıyla buraya da 3 kere 5 diyeceğim. 3 kere 5 15, 2 kere 3 6, bunların toplamı 21. Şimdi bu maksimum değer. Bir de ne lazım? En küçük yani minimum değer lazım. X'in alabileceği minimum tam sayı değeri eksi 3'tür. Y'nin alabileceği minimum tam sayı değeri de eksi 1'dir. Dolayısıyla 2 kere eksi 3 artı 3 kere eksi 1 diyeceğiz. Şurası eksi 6 gelecek. Şurası eksi 3 gelecek. Bunların toplamda eksi 9 olacak. İşte bu da minimum değerdir diyeceğiz. İşte 21 ve eksi 9 bu sorumuzun cevabı yaptı. Peki B şıkkında ne diyor? Şimdi de diyor ki 2x eksi 3y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerini bul demiş. Şimdi bak güzel arkadaşım. Ben şu kısmı bir sileyim. Daha sonrasında şuradan şunu koparalım, alalım. Getirelim şuraya yapıştıralım. Ve bizden şu isteniyor dedik. 2x eksi 3y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değeri. Şimdi bak güzel kardeşim. Ben bunu maksimum değerini bulmak istiyorsam x'i çok seçmem lazım ama y'yi az seçmem lazım. Sebep? Çünkü önünde eksi var. Şimdi ben gidip y'yi çok seçersem çok bir sayı çıkarmış olurum. Haliyle az bir şey seçmem lazım. Dolayısıyla burada x'in alabileceği maksimum değerin 3 olduğunu biliyorduk. 2 kere 3 eksi y'nin alabileceği en küçük değerin de eksi 1 olduğunu biliyorduk. 3 kere eksi 1 dedik. Ve şurası 6 geldi. Burası da eksi eksiden kaynaklı artı yapar. Artı 3'ten. Bizim maksimum değerimiz 9 gelir. Peki minimum değeri nedir bu 2x eksi 3y'nin acaba? Bunun minimum değerini bulabilmek adına da bu sefer x'i az, y'yi çok seçerim. X'i az seçmemdeki amaç gayet açık. Y'yi büyük seçmemdeki amaç da önündeki eksi arkadaşlar. Ne kadar büyük çıkarırsam o kadar eksilir. O halde x'in en küçük değeri eksi 3'tü. 2 kere eksi 3 derim. Eksi y'nin en büyük değeri de 5'ti. 3 kere 5 derim. Şurası eksi 6.
Burası eksi 15. Bunun alabileceği en küçük değer de ne olmuş olur sevgili gençler? Eksi 21 olmuş olur ve bu şekilde B seçeneğini çözmüş oluruz. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. X eksi 3 ile 5 aralığında yarı açık aralığında, y de eksi 5 ile 4 yarı açık aralığında demiş ki bize 3x eksi 2y'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bul. Bak şimdi bu sefer yukarıdaki soru gibi çözmüyorsun. Neden? Çünkü yukarıda bize bir ön şart vermişti. Demişti ki kardeşim x ile y tam sayı. Şimdi aşağıda bakıyorsun öyle bir şey diyor mu? Bu soruda demiyor. O zaman reel sayı olarak alacaksın sen bunu. O halde diyeceğiz ki bize bir 3x lazım. Ama x'i biliyoruz. O zaman ben bunu 3 ile genişletirim. Yani eksi 9 küçüktür 3x, bu da küçük veya eşittir 3 ile çarparsam 5'i 15 yapar. Sonrasında da burayı dikkatli dinle. 2y lazım. Nasıl ya hocam eksi 2? 2y lazım. Senin bir 2y'yi bul. 2 ile çarptım. Eksi 10, hatta bunu buraya yazmayalım da şuraya yazalım. Eksi 10 küçük veya eşittir 2y, bu da küçüktür 8 dedik. Şimdi arkadaşım bize eksi 2y lazım. Yani sen bundan bunu tutup çıkaramazsın. Eksi 9'dan eksi 10'u çıkardın, 15'ten 8'i çıkardın, o işler öyle yürümez. Eşitsizliklerde bunu yapmıyorsun. Toplayabilirsin ama sen ol, sakın ha çıkarma. Eksi 2y'yi bul. Şimdi ben bunu eksiyle çarparsam eşitsizliğin de yönünü değiştirmek istemiyorum açıkçası. O halde 8'i buraya alacaksın. Eksi 8 diyeceksin. Bak buradaki küçüktür de bu da küçüktür. Eksi 2y oldu. Onu da buraya alıyorsun. Küçük veya eşittir de küçük veya eşittir 10 diyorsun. Artık eksi 8 küçüktür eksi 2y, bu da küçük veya eşittir 10 olduğunu biliyorsun bu kısmı. Şimdi toplayabilirsin. Eksi 9 eksi 8 daha eksi 17 yapar. Küçüktür 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 olur. 3x eksi 2y'yi bizden isteneni elde ettik. Küçük veya eşit, küçük veya eşit toplarsan küçük veya eşit olur, 25 gelir. Şimdi diyoruz ki bunun alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 16'dır. Maksimum tam sayı değeri de 25'tir. Bunları bul demişti, biz bunları bulduk. Şimdi aklında şöyle bir soru kalmış olabilir. Hemen cevaplayayım ben sana. Hocam küçük veya eşittir ile küçüktürü alt alta toplarsak ne olur? Tabii ki küçüktür olur. Bunda eşitlik var, bunda yok. Toplarsan tabii ki eşitlik olmayacaktır. Dolayısıyla bununla bunu toplarsan küçüktür diyorsun. Büyük veya eşittir ile büyüktürü toplarsak yine büyüktür olacak. Aklında bulunsun. 55'i bitirdik. Geçtik nereye? 56'ya. Yine bir örnek karşılıyor bizi. 1 bölü 5 küçüktür A, o da küçüktür 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3 küçük B, o da küçük eksi 1 bölü 7 olduğuna göre A artı B bölü A kere B ifadesinin alabileceği tam sayı değerleri nelerdir diye sorulmuş. Bak şimdi. Üstadım ne yapacağız biliyor musun? A artı B bölü A kere B diyor. Burada farklı bir A var. Burada farklı bir A var. Burada farklı bir B var. Burada farklı bir B var. Aslına bakarsan ikisi de aynı A ve aynı B'ler. Fakat ben bunu bu şekilde hesaplarsam, ki eşitsizliklerde bölme yapamazsın, bu şekilde hesaplarsam sonucu yanlış bulurum. Ne yapacağız peki? Bak şunu yapacaksın. Bunu bu şekilde parçalayacaksın. A bölü A kere B ve artı B bölü A kere B diye parçalayacaksın. Ki zaten topladığında aynısını vermez mi? Verir. Hocam aynısını veriyor madem niye parçalıyoruz? Şundan kaynaklı. A'lar gitti, B'ler gitti. Karşında 1 bölü B artı 1 bölü A kaldı. Hocam ne farkı var? Şu farkı var. Bak burada 2 tane A ve 2 tane B varken şimdi bulmamız gereken de 1 tane B ve 1 tane A var ve karışıklık yaratmayacak bize. Şimdi hocam A'yı B'yi biliyoruz da anladım ne dediğini ben senin. İyi güzel. A'yı B'yi biliyoruz ama 1 bölü B ile 1 bölü A'yı nereden biliyoruz? Şöyle yapacaksın. A 1 bölü 5 ile 1 bölü 2 aralığında ya, 1 bölü A'yı bulabilmek için, ki sana da bu lazım zaten, bunu ters çevirmen lazım. Ama öyle alelade ters çevirmiyorsun. Önce bunu ters çeviriyorsun. 2 küçüktür. Bunu ters çeviriyorsun. 1 bölü A. Bu da küçüktür. Sonra bunu ters çeviriyorsun. 5. Yani 1 bölü 2 bu tarafa, 1 bölü 5 bu tarafa kayıp terslerini alıyorsun aslına bakarsan. Ki almasaydık 5 küçüktür 1 bölü A, o da küçüktür 2 olurdu. 5 nasıl 2'den küçük olacak? Değil mi? O zaman yanlış bulurduk. Doğru bulmak adına bu şekilde yapıyoruz. Bu 1.
1 bölü b'yi de bulalım hadi. Sen yap bunu da. Ters çevir. Eksi 7. Küçüktür 1 bölü b. Bu da küçüktür. Eksi 3. Bak böylelikle eksi 7'de eksi 3'ten küçük olmuş oldu. Şimdi ben bunları alacağım. Şuraya getireceğim. Bana demiş ki aha bunları topla. Hadi toplayalım biz de o zaman. Eksi 7 2 daha kaç yapar? Eksi 5. Küçüktür 1 bölü a artı 1 bölü b. Bu da küçüktür. 5 eksi 3 daha 2 yapacaktır. Ve sevgili gençler bizden bu ifadenin yani şunun tam sayı değerleri istenmişti. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 ve eksi 5 yok. İşte bu ifadenin alabileceği tam sayı değerleri bunlardır sevgili gençler. Sayısını sormuş olsaydı 6 derdik. Çarpımını sormuş olsaydı 0 derdik. Toplamını sormuş olsaydı eksi 9 da diyebilirdik. Evet. Devam ediyorum. Bir diğer uyarımla. X, Y birer reel sayı. X A ile B açık aralığında, Y de C ile D açık aralığında. X kere Y yani X çarpı Y'nin değer aralığı nedir diye sormuş. Bak bunu yaparken elimizde sadece şu eşitsizlikler var. Bunu yaparken de şöyle yapacaksın. Bunun haricine çıkma. Tamam. X'in alt ve üst sınırlarını ister yatay ister dikey yaz. Sonra da Y'nin alt ve üst sınırlarını şu şekilde yatay veya dikey yaz. Bunu da şu şekilde bir tablo oluştur. Bu tabloyu oluşturduktan sonra da buraya yazıyorsun. A kere C, A kere D, B kere C, B kere D. En küçük değeri hangisi ise seçiyorsun. Maksimum değeri hangisi ise seçiyorsun. Ve o ikisinin arasına sıkıştırıyorsun X çarpı Y'yi. Nasıl yani? Hemen bakalım. X eksi 3 ile 6 aralığında, Y de eksi 4 ile 4 aralığında olmak üzere X kere Y'nin değerler kümesi neresidir? Hemen bulalım. X'in alt ve üst sınırı eksi 3 ve 6. Y'nin alt ve üst sınırı da eksi 4 ve 4. Sonrasında ise bunu bu şekilde bir tablo oluşturuyorsun. Tablonun içerisine yerleştiriyorsun bu sayıları. Ve daha sonrasında diyorsun ki hocam eksi 3 kere eksi 4'ün 12 yaptığını biliyoruz. Eksi 3 kere 4 de eksi 12'dir. Eksi 4 kere 6 eksi 24'tür. Ve 6 kere 4 de 24'tür. Buradaki maksimum değer 24. En küçük değer de eksi 24'tür. O zaman bu x çarpı y nerededir biliyor musun? 24 ile eksi 24 açık aralığındadır diyorsunuz. Hocam bunlardan herhangi bir tanesine eşitlik olsaydı o zaman ne olurdu? Bir tanesinin olmuş olsaydı hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ben eksi 3 ile eşitlik olduğunu bilseydim. Eksi 3 kere eksi 4'ün de yine küçüktür. Yani artı 12'ye yine küçüktür olması gerektiğini bilirdim. Veya işte şurada 6'ya eşitlik olmuş olsaydı. 6 kere 24 pardon 6 kere 4'ten 24. 24 yine küçüktür olurdu. Ancak ve ancak. Şurayı sildim. Mesela burada 6'ya eşitlik var. Şurada. Burada da 4'e eşitlik var. Bu ikisini çarparsanız o zaman 24'e de eşitlik olurdu. Tamam. Ama şu an hiçbirinde eşitlik olmadığı için bunların her birini silebilirsiniz. Devam ediyorum 56. sayfamın sağ üst tarafındaki örnekle. A ve B birer reel sayı olmak üzere. A eksi 1 ile 4 kapalı aralığında, bak iki ucu da bu şekilde eşitlik varsa kapalı aralık diyorum onlara. Bir ucunda eşitlik varsa yarı açık aralık diyorum. Olduğuna göre A kare eksi B kare farkı kaç farklı tam sayı değeri alır? Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Bana A kare lazım. Yani ben bu eşitsizliğin karesini alacağım. Eşitsizliğin karesini alıp da sakın ha şöyle yapmayın. Eksi 1'in karesi 1 küçük veya eşittir. A kare o da küçük veya eşittir 16 demeyin. Çünkü arkadaşlar bu tamamen yanlış bir ifadedir. Neden biliyor musunuz? Mesela A'nın alabileceği değerlerin içerisinde 0 yok mu kardeşim? Var. 0'ın karesi nedir? 0'dır. Yani A karenin 0 olabilmesi gerekiyor. Ama az önce bulduğumuz eşitsizlikte A kare dediğimiz sayı ulan 0'ı alabiliyor mu? Alamıyor. Demek ki yanlış bulduk. Bu kadar basit. Peki ne yapacağız? Şöyle aklında tutması da kolay. Diyeceksin ki hocam bir eşitsizlik varsa bir ucu negatif diğer ucu pozitifse o halde ben A kareyi nasıl bulurum? Şöyle bulurum. Eşitsizlikleri koyarım. Sol ucu yani alt sınırı 0 ile başlar. Üst sınırı da eksi 1 veya 4'ten hangisinin karesi büyükse o olur ki 16'dır. 4'ün karesi daha büyüktür. Hemen burada uygulayalım. B kare nerededir o zaman? B kare
Sıfırdan başlayacak çünkü bir ucu negatif bir ucu pozitif. Sıfırı koydum. Buraya da 5'in karesi 25 eksi 3'ün karesi 9. Ben ne diyeceğim? Küçüktür 25 diyeceğim. Çünkü 5'e eşitlik olmadığı için 5'e eşit olamayan sayının karesi de 25'e eşit olamaz doğal olarak. Madem öyle a kare bu, b kare bu. Şimdi bundan bunu çıkar demiş de. D'si var. Ben çıkarma işlemi yapamıyordum ki. O zaman eksi b kare lazım bize. Yani ben şunu kenara çekeceğim. Ve diyeceğim ki hocam bu eşitsizliği sana zahmet bir eksiyle çarpıver. Eksi 25 küçüktür b kare. Bu da küçük veya eşittir 0. 0'ı eksiyle çarparsanız 0. Şimdi toplayabiliriz. Şurası eksi b kare. Toplarsam 0 ile eksi 25'in toplamı eksi 25'tir. Biri küçük veya eşit. Biri küçük olduğu için küçüktür diyeceğim. A kare eksi b kare olacak. Ve bu da küçük veya eşittir. Bak ikisinde de eşitlik olduğu için toplarken küçük veya eşitlik oldu. Burayı da 16 diyeceğim. Kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. Burada alınabilecek ilk tam sayı değeri eksi 24'tür. Alınabilecek son tam sayı değeri de 16'dır. Son terimden ilk terimi çıkarıp 1 eklersek cevabı buluruz. Şurası 40 yapar. Bir daha kaç yapar arkadaşım? 41 ve dolayısıyla 41 tane tam sayı değeri alabilir. Bu a kare eksi b kare farkı diyeceğiz. Cevabımız da bu olacak dedik. Ve geçtik bir sonraki örneğimize. X eksi 2 ile 3 açık aralığında. Bak iki ucuda eşitlik yoksa açık aralık diyorum. İkisinin ucunda da eşitlik varsa kapalı aralık diyorum. Bir ucu açık bir ucu kapalıysa veya şu şekilde o zaman yarı açık aralık diyoruz. Tamam. Bunları da unutma. X eksi 2 ile 3 açık aralığında. Y'de eksi 5 ile eksi 4 açık aralığında. Buna göre x, y artı 6 x ifadesi hangi aralıktadır? Hemen hocam x çarpı y'yi bulalım. Bir de 6 x'i bulması zaten kolay. X'ini toplarsak buluruz deme. Çünkü gene Tonga'ya düşmüş olursun. Neden Tonga'ya düşmüş olursun? Şundan kaynaklı. Ulan burada bak 2 tane x var. 2 tane x varsa o çözümü yapamıyorduk biz. Ne yapmamız lazım? Tek x'e indirmemiz lazım. Bunu da yapmanın tek yolu bu soru için şudur. Hocam x parantezini alırım. Y artı 6 oluşur. X'i bulurum. Y artı 6'yı bulurum. Çarparım. Böylelikle bir tane x bir tane y olmuş olur elimde. Doğru. E madem öyle. Y artı 6'yı bir bulalım hadi seninle beraber. 6 ekledim buraya. 1 küçüktür. Y artı 6. Eksi 4'e 6 eklersen de 2 yapar. Şimdi gelelim şu kısma. X'in alt ve üst sınırı eksi 2 ve 3. Tablo çizeceğim. Y artı 6'nın değer aralığı 1 ve 2. Sonra da gittin tablonu çizdin. Bu tabloyu çizdikten sonra hemen ifadeleri birbiriyle çarpmaya başlayabilirsin. Nasıl? 1 kere eksi 2 eksi 2, eksi 2 kere 2 eksi 4, 1 kere 3 3, 3 kere 2 6. Burada alınabilecek en küçük değer eksi 4, en büyük değer 6. Madem öyle hangi aralıktaymış? Eksi 4 küçüktür. Eksi 4 küçüktür, eşitlik yoktu çünkü. X, Y artı 6 X diyebilirsin artık. O da küçüktür 6 diyeceksin. İşte bu aralıktadır sevgili gençler. Bizim bu ifademiz. Dedik ve evet sevgili gençler. Bir sonraki sayfamızda yine yeni bir unutma ile başlayacağız. Sevgili gençler bunu ikinci videoya aktaralım. Yani basit eşitsizlikler 2 videosu gelsin. Konuyu daha fazla uzatmayalım. Yani bir video çok çok fazla uzun olmasın. Sen de sıkılma, bir mola ver. Daha sonrasında diğer videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıklı kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.